Hepimiz bir hazırlıkçı olarak hayatta kalmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz sevgili dostlarım, öyle değil mi? Özellikle tek başımıza hazırlık yaparken çevremizdeki insanların hazırlıksız oluşuna bakıyoruz ve içimizden acaba bir felaket durumunda ne yapacaklar, nasıl hayatta kalacaklar diye geçiriyoruz. Ve emin olun hepimiz onları birer hazırlıkçı haline getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ama hayat, kimileri hazırlıklara inanmaz. Hatta bize deli gözüyle bakarlar. Bugün bu video içerisinde, bu içerik içerisinde sizlerle birlikte 7 adımda hazırlıkçı olmayan arkadaşlarımızı, ailemizi, sevdiklerimizi nasıl hazırlıkçı yaparız onu konuşacağız. Eğer hazırsanız başlayalım. Hayatta kalmaya hazırlanmanın önemi hakkında bir konuşma başlatın. Aile üyelerimizden hiçbirinin ilgisini çekmeyen hazırlık konuları hakkında konuşurken çok fazla heyecanlanmayın sevgili dostlar. Oturup tane tane hazırlığın neden önemli olduğunu, başımıza hangi felaketlerin gelebileceklerinden bahsedin. Bir uyarı, evinizin tüm konuya şüpheli yaklaşmasını ve size deli demesini bekleyin. Zombi kıyameti veya nükleer savaş gibi kıyamet senaryoları onlara hazırlık yapmaya ikna etmeyecektir. Daha gerçek tehlikelerden bahsedin. Örneğin 6 Şubat'ta yaşadığımız depremi gösterin ve deprem videolarını izletebilirsiniz. Unutmayın sevgili dostlar, burada yapmanız gereken şey ailenizi korkutmak değil, ailenize felaketin gerçek boyutlarını gösterebilmek. 15 Temmuz'u gösterebilirsiniz. Yani orada bir darbe girişimi yaşadık ve küçük çaplı bir iç savaştı. Açılım süreci sonrasında gelen Hendek operasyonları gösterebilirsiniz. Orada ciddi bir iç savaşın eşiğindeydik. Kıtlıktan ve kuraklıktan bahsedebilirsiniz. Kıtlık bilinci zaten bizim coğrafyamıza oturan bir bilinç. Hepimiz, ailelerimiz hazırlıkçı olmasa bile o bilince sahipler. İç savaş senaryomuzdan bahsedebilirsiniz. Bu da bir ihtimaldir. Ki bizim mottomuz zaten ihtimal ihtimaldir üzerinden yürüyor. Ülkemizde çok farklı mülteci grupları var. Ne olacağını, yani bugünü kestirebiliyoruz ama yarını kestiremiyoruz. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Yeni depremlerden bahsedebilirsiniz. Beklediğimiz bir İstanbul depremi var ve Celal Şengör'ün anlattığı senaryo aslında işin en basit tarafı. Yani ırza geçmeler, bir kıtlık, bir yağmacılık, bunlar işin en basit tarafı. Emin olun orada bağımsızlığımızın gitmesi bile muhtemeldir ki zaten Amerika'nın zamanında yapmış olduğu bir tatbikat var. Bu kısım bir komplo teorisidir. Gerçekliğini ya da sahteliği hakkında herhangi bir konuşma yapmıyorum. Sadece ihtimalleri değerlendiriyorum. Herhangi bir deprem sonunda işgal planımız var. Bunun ismi de Millennium Challenge. Bu konu hakkında da yakında video yayınlayacağım. Ailenize bu tür olayları gösterebilirsiniz. Yine söylediğim gibi sevgili dostlar, ülkemizde orman yangınları oldu. Onları da gösterebilirsiniz. Hep bir felaketin içerisindeyiz ve gün geçtikçe daha da büyük felaketlerle karşı karşıya kalacağız. Emin olun bunları tane tane ve sabırla anlattığınız zaman aileniz hazırlıklarınız konusunda size destek verecektir ve sizin içerinizde hazırlık ruhunu gördükten sonra kendi de onu benimseyecektir. Hadi diğer maddeye geçelim. Onları küçük küçük başlamaya ikna edin. Ailenizi felaket hazırlığına girmekten caydırabilecek şeylerden biri de bunun onlara maliyeti olacak para miktarıdır. Gerçeği söylemek gerekirse hazırlık ucuza gelmiyor. Bir hayatta kalmak ileri kurmak ya da bir silah alıp cephanesini edinebilmek aslında oldukça maliyetlidir. Bunun içerisine amatör telsiz de katabilirsiniz. Bunun içerisine büyük sığınak yapımında koyabilirsiniz. Yani çok çok ütopik maliyetlere çıkıyorum. Bunları tek başınıza yapmak pek mümkün gözükmüyor ki zaten geldiğimiz ekonomik durumu da göz önünde bulundurursak bunları yapmak neredeyse imkansız. Ufak ufak başlayın. Örneğin bir deprem çantasıyla ya da günlük EDC çantayla. Onları küçük küçük başlatırsanız maliyetler çok da gözlerine batmayacaktır. Özellikle de aileniz bir şeyleri beraber yapmayı seviyorsa onlarla birlikte örneğin mum yapabilirsiniz. Ya da bit pazarından bozuk bir ekipmanı satın alıp onu tamir edebilirsiniz. Hem güzel bir etkinlik olacak hem de ailenizi bu konuda geliştireceksiniz sevgili dostlar. Onları biraz umursayın ve sabırlı bir şekilde hazırlığı anlatmaya devam edin. Ufak adımlarla başlayın. Minik bebek adımları atın. Hadi diğer maddeye geçelim. Onlara hazırlıkla alakalı bir şey hediye edin. Biraz daha ikna edilmeye ihtiyaç duyan ama hiç çaba sarf etmeyen aile üyeleri için onlara hazırlıkla ilgili bir şey, örneğin bir sohbeti başlatmak için acil durum çantası vermek daha iyi bir şans olabilir. Arabası için iyi bir acil durum kiti, iyi bir ilk yardım çantası veya şık bir çok amaçlı aletle şansınızı deneyebilirsiniz.
Bu temel hayatta kalma ekipmanları zaten iyi bir başlangıçtır sevgili dostlar. Zaman içerisinde ufak hediyeler vermeye devam ederek aslında ikna etmeye çalıştığınız kişinin ikna olduğunu göreceksiniz. Hayatınızın bir kısmına hazırlığı aldığınız için o da bunun içerisine dahil olacak ve sizle birlikte hazırlık yapmaya devam edecektir. Bunu birçok kez denedim. Yani hazırlığa inanmayan insanlara ufak tefek hediyeler vererek onları sınadım. Emin olun birçoğu hazırlık konusunda ikna oldu. Dediğim gibi sabırlı olacağız ve çevremizdeki insanları hazırlığa bu şekilde ikna edeceğiz. Ufak hediyeler her daim insan için tatlı jestlerdir. Ve onları yapmak istemedikleri şeylere dahi ikna edebilirsiniz. Ki zaten hazırlık onların yapmak istemese de yapmak zorunda olduğu şeylerden bir tanesi olacak. Bunu da zaten felaket dünyasında beni Acil Durum Radyosu'ndan dinlerken aklına tekrar getireceksin. Büyük bir hayal oldu. Bir sonraki maddeye geçelim. Hayatta kalma filmlerini birlikte izleyin. Hala çözülmesi zor, çetin cevizlerse ailenizi bir film maratonuna davet edin. Çünkü hayatta kalmaya hazırlanmak hakkında daha fazla bilgi edinmenin bu konuda film izlemekten daha iyi bir yolu yoktur. Hatta sevgili dostlar filmi izlerken filmler içerisinden bir iki tane hayatta kalma tüyosu da öğrenecektir. Filmi bozmalarını çok umursamayın, film hakkında yorum yapsalar dahi ses çıkarmayın. Emin olun bir şekilde zaman içerisinde filmleri izleye izleye yeni beceriler, yeni öğreniler sağlayacaklar ve sizle birlikte hazırlığın içerisinden hayatlarına devam edecekler. Sabırlı olun. Yine tekrarlıyorum bu maddede, sabırlı olursanız her şeyi, her kapıyı açacaksınız sevgili dostlar. Sabırlı bir şekilde haftada bir gün ailenizle birlikte hayatta kalma filmlerini izleyerek ailenizin aklında yer edinebilirsiniz. Ki zaten hazırlık konusu o filmlerde bir şekilde empoze ediliyor insanlara. Hepimiz belki de öyle başladık, öyle değil mi? Hadi bir diğer maddeye geçelim. Onlara hayatta kalma kitapları verin. Eğer sözleriniz onları etkilemezse belki de basılı olarak yayınlanan bir şeye inanırlar. Boş zamanlarında okumaları için onlara hayatta kalma kitapları vererek felaket hazırlığı konusunu tanıtmayı deneyin. Hayatta kalma konusunda bu kitaptakilerden daha iyi denenmiş ve test edilmiş bilgiler bulamayacaklar. Ve hayatta kalma kitaplarının hazırlanmasında çok fazla araştırma ve deneyim harcandığından şüpheci ailenizin içeriği sorgulamak için bir nedeni olmayacak. Belki de kim bilir, onların içerisinde bu kitapla birlikte bir tohum filizlenecek ve hazırlık konusunda sizden daha iyi olacaklar. Denemeden bilemeyiz sevgili dostlar. Dediğim gibi, küçük PDF'ler, küçük hediyelerle, küçük kitaplarla onları yine bu konuda ikna edebilirsiniz. Belki sizin lafınız, kelimeniz para etmiyordur gözlerinde ama bir uzmanın kitabı onun gözünde daha değerli olabilir. Hadi bir diğer maddeye geçelim. Yerel haberleri avantajınıza kullanın. Haberlerde her gün çok sayıda doğal ve insan kaynaklı felaketler yer almakta. Ayrıca sel, yangın gibi talihsiz olaylardan en az birinin evinizin yakınında meydana gelme ihtimali de yüksektir. Haber kanallarını düzenli olarak inceleyin ve konuyu gündeme getirmenin bir yolunu bulun. Yine haberleri takip ederken zaten onlar birçok konuda tedirgin olacakları için ki biz zaten tedirgin bir milletiz, çok agresif, çok sinirli ve biraz da bu konuya meyilli bir millet olduğumuz için emin olun haberleri çok fazla gözlerine sokarak yine onları bir şekilde bu konuya ikna edebiliriz. Hadi bir diğer maddeye geçelim. Çocuklarınızı dahil edin. Bu madde özellikle çocuklu aileler için. Beni izleyen insanların yaşı oldukça yüksek. Evet, gençler çok fazla ama emin olun çocuk sahibi olan insanların da sayısı azımsanmayacak kadar fazla. Onların bu konu hakkında sürekli sorular sorduğunu Telegram ve Discord'da yazdıklarından ya da YouTube yorumlarına yazdıklarından görebiliyorum. Sevgili dostlar, bu konuyla alakalı farklı hazırlıkları, farklı hazırlıkçıları sizlerle buluşturacak olsam da bu maddeye bu video içerisinde değinmek istiyorum. Felaket sizi vurduğunda en savunması olanlar çocuklarınızdır. Bu nedenle çocuklarınıza hayatta kalmaya hazırlanma konusunu tanıtmak yapılacak en akıllıca şeydir. Gençlerinizi doğal afetler ve bunlara nasıl müdahale edeceği konusunda eğitmek, tehlikeyle karşılaştıklarında anlayış ve kontrol duygusunu kazanmalarına yardımcı olacaktır. Yavrularınıza sevgili dostlar kendi çantalarını yapmalarına izin verin. Hatta onlara küçük çantalar, tatlı şirin çantalar alarak hayatta kalmayı bir oyunmuş gibi gösterebilirsiniz. Emin olun zaten çocuğun bilincine yerleşeceği için çocuk sizle birlikte güvende hissedecektir ve hazırlık yapmaya sizle beraber devam edecektir. Ufak bir iki beceri, bir iki öğreti bile o çocuğun emin olun hayatını kurtarabilir. Aynı zamanda biliyorsunuz sevgili dostlar, izcilik her şeyin başında gelir. Muhakkak küçük çocuklarınızı izcilikle tanıştırın, izciliğe gönderin. Çünkü o çocuklar vakitlerini boş geçirmesinler, izcilikte bir iki öğreti, bir iki beceri öğrensinler ve hayatlarının devamında sizlere dua etsinler.
Beni de bu konulara zaten yönlendiren bir izciydi. Ona da buradan selamlar. 7 yaşında tanışmıştı izcilikte ve şu anda yaşı bir hayli ilerledi ama mükemmel bir insan. Böyle de deyince Egemen abi biraz kötülemiş, ihtiyar demiş gibi oldum. Ama ihtiyarladı artık ya. O da erkenden izciliğe başlayan insanlardan biriydi ve hayatta kalma konusunda gerçekten en çok güvendiğim, bana en çok bilgiyi sağlayan, bana en çok beceriyi öğreten, öğretiyi öğreten insandır kendisi. Ona da buradan tekrardan selamlar. Hadi bir diğer maddeye geçelim. Bu ekstra bir madde sevgili dostlar. Maddenin herhangi bir ismi yok. Bu madde aslında biziz. Sevgili dostlar, öncelikle bizim neye hazırlandığımızı öğrenmemiz ve bilmemiz gerekiyor. Tamam, okey. 4 kişilik bir ailede yaşadığımızı farz ederek konuşuyorum. Biz neye hazırlanıyoruz? Herhangi bir iç savaşa mı? Herhangi bir depreme mi? Sele mi? Yangına mı? Savaşa mı? Bir salgına mı? Neye hazırlanıyoruz? Öncelikle buna karar vermemiz gerekiyor. İşte eğer bu konuda bir cevabım varsa aslında yanlışlardan bir tanesine düştüm. Biz bunların bir bütününe hazırlanıyoruz. Sevgili dostlar, hazırlığı herhangi bir başlık altında sıralamaya gerek yok. Hazırlık hazırlıktır. Tıpkı ihtimalin ihtimal olduğu gibi. Yani bugün herhangi bir hazırlığa başladığında deprem çantan olarak da kullanabilirsin. Bir savaş anında o çantayı alıp bulunduğun bölgeyi terk ederken de yine deprem çantanı kullanabilirsin. Bir sel anında, selden kurtulduğunda o deprem çantanla yine hayatta kalabilirsin. Bir acil durum anında o çantanı illaki kullanacaksındır. Biz hazırlıkçıyız sevgili dostlar. Senaryonun ne olduğunu umursamamamız gerekiyor. Biz neye hazırlandığımızı bildiğimizde emin olun çevremize de hazırlığı güzel bir şekilde tanıtacağız. Bir de şöyle bir yanlış var. Çok sert olmaya gerek yok hazırlık konusunda sevgili dostlar. Hayatımızı çok fazla bu konuyu içerisine dahil etmeye gerek yok. Paranoyak yaşamaya, paranoyak yaklaşmaya gerek yok. Emin olun ben hazırlıkçıyım ama canlı yayınlardan, videolardan ya da arkadaş arasındaki sohbetlerden sonra hazırlık sadece beynimin köşesinde bir alarm gibi bekliyor. Hayatımın bir bütününde bu yok. Paranoyakça hiçbir şeye yaklaşmıyorum. Olursa ne yapacağım? Bunu biliyorum ve bu konuda özgüvenli hissettiğim için hayatıma devam edebiliyorum. Sizler de bu şekilde olun sevgili dostlar. Paranoyak yaşamayın. Eğer siz paranoyak olursanız hazırlığı kötü tanıtmış olacaksınız. Ve aileniz şey diyecek. Acaba bu çocuk gibi mi olacağız? Bu da emin olun gözlerinde kötü bir izlenim uyandıracaktır. Dürüst olalım. Tüm ailenizi hayatta kalmak için hazırlamaya başlamaya, ne kadar ikna etmeye çalışırsanız çalışın, bazıları hayatta kalmak istemeyecekler. Ama en azından akrabanı eğitme konusunda üzerine düşeni yaptın. Artık sahip oldukları bilgilere göre hareket etmek onlara kalmış. Felaket söz konusu olduğunda ailenizi ve çocuklarınızı düşünmeniz gayet doğal, gayet olağan şeyler sevgili dostlar. Onlara ufak tefek öğretiler, beceriler sağladıysanız ne mutlu sizlere. Eğer zaten ailenizle birlikte hazırlık yapıyorsanız ve onları bir şekilde ikna ettiyseniz, nasıl ikna ettiğinizi yorumlara yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Sevgili dostlar, bu videolar için oldukça emek veriyorum. Beni motive eden şey ise videoların altına bıraktığınız yorum ve videoyu beğenmeniz. Videoların devamlılığını sağlayabilmek için sizlerin desteğine ihtiyacım var. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip benim için bir ya da iki yorum yaparsanız beni oldukça mutlu edersiniz. Çünkü YouTube algoritması böyle bir şey. Ne kadar çok etkileşim sağlarsak o kadar fazla kanalı ön plana çıkarıyor, videoyu tanıtıyor. Biz de o kadar fazla hazırlıkçıyı bu kanal içerisinde toplayabiliyoruz. Dış ülkelerde, Amerika'da, Avrupa'da hazırlıkçılık kültürü yaygın olsa da ülkemizde oldukça düşük ve tanıtılmaya ihtiyacı var. Bu konuda da sizlerin yapabileceği en güzel şey beğeni ve yorum yapmak sevgili dostlar. Eğer belgeseller, yani özel belgeseller için söylüyorum, örneğin felaket hazırlıkçıları belgeselleri biraz daha maddi anlamda destek gerektiren belgeseller. Onlara destek vermek istiyorsanız şu anda o belgeselin eksik ekipmanları var. 6-7 bin lira gibi bir ücreti var. Onun desteği için sizlerden katıl aboneliğini ya da süper teşekkür istiyorum eğer destek vermek istiyorsanız. Eğer o desteği de verirseniz çok çok teşekkür ederim sevgili dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili dostlarım. Ramazan boyunca her gece zaten sahur yayını açıyorum. Orada sizlerle birlikte buluşuyorum. O yayınlara da gece sahura yakın bir vakitte gelirseniz bol bol sohbet muhabbet ederiz. Mükemmel akıyor yayınlar. Gayet keyifli yayınlar oluyor. Ben gece daha güzel yayın yapıyormuşum. Bunu öğrenmiş oldum. Çok fazla lafı da uzattım. Beni izlediğiniz için ve hazırlık yaptığınız için hepinize teşekkür ederim sevgili dostlar.